Meclisimiz, açıyorum. Güzel milletimizi, değerli vekillerini saygı ve sevgiyle selamlarım. Aziz arkadaşlarım, Eynel Milel siyasi ve iktisadi buhranlardan beşeriyetin duymakta olduğu üçüncü de acı devam etmektedir. Siyasi buhranın mahiyeti silahları bırakma konferansının müşkillerinde hülasa olarak müşahede edilebilir. İktisadi buhran ise milletler arasında mübadelenin azalması ve daralması şeklinde sahanasını genişletmiş ve nüfusunu arttırmıştır. Bizim kanaatimizce beynelmilel siyasi inkişafı için ilk ve en mühim şart milletlerin hiç olmazsa sulhu muhafaza fikrinde samimi olarak birleşmesidir. Biz iktisadi genişliğin temelini de ancak her milletin refahla yaşamaya ve ilerlemeye hakkı olduğunu kabul eden bir zihniyetle bütün milletlerin birlikte çalışmaları yolunun bulunmasında görüyoruz. Muhterem milletvekilleri, bütün milletlerin güçlükle göstermeye uğraştığı zorluklar içinde milletimiz büyük canlılık, hükümetimiz yüksek isabet göstermektedir. Komşularımızla ve bütün milletlerle münasebetlerimiz ciddi, samimi, sulh ve emniyet fikrine müstenit olarak inkişaf etmektedir. Dostlar arasında dürüst bir vaziyetin muhafazası bizim daima çok ehemmiyet verdiğimiz bir esastır. Beynelmilel İktisat güçlüklerine karşı halin icabına göre müdafaa, muvazene, inkişaf tedbirlerini almaktayız. Karşısında bulunduğumuz her imkanı genişlik ve kolaylık yolunda tatbik etmeye çalışıyoruz. Milli iktisadın ve milli paranın gösterdiği kudret ve istikrar, alınan tedbirlerin isabetine kanaat verecek mahiyettedir. Bütçenin vaziyeti, tahminlerin gelecek yıl daha tutabileceğine kuvvetli umut vermektedir. Herhalde muhasebeli bir bütçenin temini gelecek yıla düşen kaygılarımızın yine esası kalacaktır. Aziz arkadaşlar, her zaman göz önünde bulundurduğumuz ana işlere
para vermeden devam etmek mecburiyetindeyiz. Demir yolu programının tatbikine devam edeceğiz. Ziraat sahasında ıslah müesselerini tamamlayacağız. İhracat mallarımıza hariçte alıcı bulmak ve satışlarımızı genişletmek için her tedbiri arayıp bulmak ehemmiyet verdiğimiz noktadır. Milli ihtiyaç ve menfaatlarımızın yüzden kıldığı sanayi şubelerinin bir an önce tahakkuk ettirilmesine hassasiyetle çalışıyoruz. İçtimai hastalıklarla mücadele faaliyetlerimizin